Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2022 yılını tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Bakalım bu ay konu başlıklarımızda neler var? İkizler burcunda dolunay meydana gelecek. Mars retrosu devam ediyor. Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Jüpiter Koç burcuna geçiyor ve Merkür gerilemeye başlıyor. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 22 Aralık'a kadar Yay burcunda parlayacak ve 8 Aralık'ta İkizler burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay İkizler burcunda gerileyen Mars'la tam birleşim içerisinde. Dolayısıyla biraz stresli, huzursuz edici bir dolunay olabilir. Özellikle 8 Kasım'da meydana gelen ay tutulmasının da aktifleşeceği bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Kişisel ve toplumsal alanlarda dikkat edilmesi gereken bir dönem ve Mars yılın bu zamanında Güneş'le karşıt açıda olacak, dünyaya en yakın pozisyonda, sınır dışı dediğimiz bir pozisyonda. Etkisi daha kontrolsüz, kontrolsüz olduğu kadar da güçlü ve yıkıcı olabilir. Bu dolunay iletişim konuları olsun, zihinsel konuları olsun, genel olarak her alanda aslında biraz daha fazla karışıklık yaratabilir, stres yaratabilir. İşte kazalara, sakarlıklara daha yatkın bir dönemde olabiliriz ve sizin 12. evinizde olacak. Gizli düşmanlıklara dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen, yani dedikodular, iftiralar, biraz böyle karışık durumlar olabilir. Çalıştığınız ortamdaki ilişkilere dikkat edin. Herkese sırlarınızı paylaşmayın. Evet, gizli olan bilgiler açığa çıkabilir, bazı sırlar ortaya çıkabilir. Ya da sizin hani bilmediğiniz, sizden saklanan bir şeylerle karşılaşabilirsiniz. Hırsızlıklara, işte böyle iftira, yalan, dolan, kandırılma gibi konulara lütfen dikkat edin. Güvenliğiniz önemli olacak bu dolunay döneminde. Genel sağlığınız da önemli tabii. Hani uyku sorunları gibi zihinsel huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bağışıklık sisteminizi güçlendirmekte fayda var. Hastalıklara daha fazla açık bir pozisyondayız. Özellikle solunum yolları, akciğerler gibi, hani grip gibi mevsimsel hastalıklar, enfeksiyonlar artabilir bu dönemde. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanız, soğuktan etkilenmemeniz, yeteri kadar iyi beslenmeniz, dinlenmeniz çok önemli olabilir. Bu dolunayla beraber belki bazı sağlık sorunlarını da iyileştirmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz. Hayatınızı iyileştirmek için bazı önemli dönüşümlerle de karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle değişken burçlarımız daha fazla etkilendiği için sevgili yengeçler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İkizler, yay, balık ya da başak burçlarının 15 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa Mars'tan etki alacağı için bu dolunay sizi bu bahsettiğim alanlarda daha fazla etkileyebilir. Ama böyle bir yerleşiminiz yoksa o zaman çok tane endişe edecek bir durum yok. Bu dolunaydan çok fazla etki almayabilirsiniz. Daha rahat bir süreç olabilir sizin için. Ve 20 Aralık'ta Jüpiter artık Koç burcunda ilerlemeye başlıyor. Zaten hani 2022'de geçişini yapmıştı ama sonra tekrar geriledi. Balık burcuna döndü. Şimdi tam olarak Koç burcunda olacak. Hızlı bir şekilde gerilemeden 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda olacak. Bu sizin için İş, kariyer, toplumdaki statünüz, gelecek hedefleriniz anlamında aslında verimli bir dönem. İş arayan yengeçler için bence Mayıs'a kadar, 16 Mayıs'a kadar olan dönem Jüpiter güzel fırsatlar getirebilir. Bunu iyi değerlendirin. İşte kariyerinizde önemli değişimler olabilir. Toplumdaki statünüzle ilgili gelişmeler olabilir. Jüpiter'le beraber evlenebilirsiniz. İşte ebeveyn olabilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Eğitime başlayabilirsiniz. Özellikle yabancı kültürler, uluslararası alanlar falan buralarda daha fazla kısmetinizi açabilir. İşte ebeveynlerden destek alabilirsiniz. Üstlerle ilişkileriniz, otorite figürleriyle ilişkileriniz bu dönemde daha şanslı, daha verimli olabilir sevgili yengeçler. 22 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçecek ve esas sizin için önemli olan 23 Aralık'ta
doğacak yeni ay, 1 derece Oğlak burcunda doğacak bu yeni ay, tam karşıt burcunuzda doğuyor. Tabii ki yeni ay yenilikler demek, yeni olasılıklar demek. Üstelik artık kış gün dönümü, kış gün dönümüyle beraber bir yeni ay doğduğu için önümüzdeki birkaç ayı da önemli ölçüde etkileyecek bir yeni ay. İlişkilerinizle ilgili yeni kararlar sürecindesiniz. Üstelik Jüpiter'le de önemli bir açısı olduğu için hani ilişkilerinizle ilgili vereceğiniz karar toplumdaki duruşunuzu, statünüzü de etkileyebilir. Bir evlenme teklifi, bir evlilik kararı olabilir. İşte bir işe girme olabilir, bir işbirliği olabilir. Oğlak daha resmi konular, yasal konular, kamu işleri, devletle ilgili işler de anlamına gelebileceği için hani buralarda da kısmetli bir süreçte olduğunuzu, hayatınızda bazı yenilikler olabileceğini söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu yeni ay sizin için daha etkili olabilir. Başlangıçlar yapabilir ve bunlar gerçekten hani toplumdaki duruşunuzu, statünüzü de etkileyebilecek bir döngü. Eğer evliyseniz eşinizle birlikte bir karar verebilirsiniz. İşte bir yer değişimi olabilir bu. Belki ebeveyn olmak isteyeceksiniz. Hani bununla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Eşinizle, partnerinizle ya da işbirliği içerisinde ortağınızla verebileceğiniz bazı kararlar, yeni girişimler de söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Ve 29 Aralık itibariyle Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlıyor. Mars gerilemesi devam ederken bir de Merkür gerilemesi başlayacak. Bu da yılın son dönemini, son haftasını biraz daha ağır ve sıkışık hale getirebilir. Zamanın bile yavaşladığını hissedebiliriz gezegen gerilemelerinde. Her şey ağırlaşabilir. Böyle düşüncelerimizi hayata geçirmekte zorlanabiliriz. Doğal olarak tabii ki anlaşmakta, iletişim kurmakta da sıkıntılar olabilir. Moralimizi bozmayalım. Bunu kabullenmek gerekiyor. Aslında gezegenlerin gerilemesi bize fırsatlar da getirebilir. Yani şöyle ileri gitme, biraz dur anlamına geliyor. Bir geçmişi gözden geçir, işlerini bir kontrol et. Şöyle bir planla, programla hazırlık yap anlamına geliyor. Zaten Ocak ayı ortalarından itibaren Mars, ardından Merkür ilerleyecek. Planlarımızı daha rahat hayata geçireceğiz. İşler biraz hızlanmaya başlayacak. Bu nedenle eğer eşinizle, partnerinizle herhangi bir konuda anlaşamıyorsanız bunu zamana bırakmakta fayda var. Çok fazla şartları zorlamayın. Veya yasal bazı işleriniz varsa ve burada bir türlü ilerleyemiyorsanız, hep böyle bir gecikmeler oluyorsa hani buralarda da motivasyonunuzu azaltmayın, yani düşürmeyin. Daha temkinli olmanız lazım. Belki de bazı eksikler var görmeniz gereken. Hani bunları değerlendirmeniz, daha sağlam bir hazırlık yapmanız gerekiyor. Bunun için fırsatlar da söz konusu olabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.